Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fiat Egea Cross'un test sürüşünü yapacağız. Özellikle bu son ÖTV indiriminden sonra, gerçi önce de çok tercih edilen bir otomobildi. Bize bu imkanı sağladıkları için de Birmot Osman Gazi'ye teşekkür ederim. Onların iletişim bilgilerini de açıklamada bulabilirsiniz. Biraz aceleye gelen bir şey oldu. O yüzden mikrofonumu almayı unutmuşum. Sadece telefonun mikrofonundan yapacağız. Manuel vites kavramı noktası almış. Bu 1.6 dizel bir araç. 1.6 dizel 130 beygir kardeşim. Evet. Paket olarak Endurance Launch. Launch. İşte 10 inç tablet, geri görüş hayal kamerası. Hayal ekranı var, geri görüş kamerası. Hayal ekranı, klima dijital. Zaten hepsinde var. Aynen, stream modu var. Ondan sonra işte yağmur sensörü, far sensörü, kararan dikiz ayna, kablosuz Apple CarPlay, kablosuz şarj. Kör nokta görüyorum. Kör nokta uyarı sistemi. Ya bunun da güvenlik paketi var mıdır onu bilemiyorum tam olarak. Adaptif sabitleme de var galiba. Var mı? O zaman güvenlik paketli evet, kardeşim. Çünkü mesafe ayarı var. Tamam. Adaptif var. O zaman sürücü yorgunluk asistanı var. Otomatik far falan var zaten. Bu ekran güzel. Ekranın pikselleri falan da güzel. Burada çoğu şeyi hızlıca görebiliyorsunuz. Akünün voltajını, AdBlue'sunu vesaire. Şöyle geçebiliyoruz. Radyo. Şuna korna yaptırıp buradan çıkamazsak 1,5 saat çıkamayız. İlk izlenimlerimden bahsedecek olursam görüş açıları güzel. Crossover bir otomobilde olduğumu hissediyorum. Ne çok yüksek ne de çok alçak bir otomobildeyim. Onu hissedebiliyorum. Onun haricinde bu ekran zaten yeni makyajla geldi. Yeni makyaj ne? Makyajla geldi. Çok güzel bir ekran. Hem pikselleri güzel hem dokunmatiği güzel hem de boyutu güzel. Kör nokta asistanı var dedik zaten videonun başında. Turuncu yanıyor onu görüyorum. Onun haricinde 1.6 dizel motor sessiz çalışıyor. Şu an 70 ile gidiyoruz. 4. vites 2000 devir civarındayız. Çok sesli çalışmıyor. Bu da güzel. Aslında 1.4 motoru daha çok merak ediyor. Çünkü en fiyat performans olanı o aslında. Ama 1.6 dizel de deneyimlemiş olalım. Çünkü burayı 60 ile kurtarır. Yani Egea insanlar tercih ediyorlar fiyatından dolayı ama verdikleri fiyatın karşılığını bence en iyi veren otomobillerden bir tanesi Egea. Ya bugün bu fiyata bir Taliant alıyorsunuz ya, benim bir Taliant videom var. Arabada donanım yok resmen yani. Bu yönüne baktığınızda gerçekten ben Egea taraftarıyım o konuda. Vitesler güzel geçiyor. Vites geçişleri kolay ve net. Yani nereye atarsanız oraya gidiyor. Nereye geçtiğini hissediyorsunuz böyle. Bir hissiz bir vitesi yok. Hayalet ekran güzel, okunaklı, net ve kolay anlaşılır. Kontrolleri de kolay, çok rahat adapte olabildim. Direksiyon derisi çok güzel, yumuş yumuş onu hissediyorum. Tutması keyifli ve şerit takip de var arabada. Bizi şeritte tutuyor. Sanla 5. viteste 2000 devir. Şimdi 6. viteste 2000 devirle kaç yaptığını da görürüz. Çevre yolunda tur atacağız zaten. Fren pedalının hissiyatı da güzel böyle. Çok hissiz değil. Buranın karşı tarafından daha önce gelmiştim ama bu taraftan ilk defa gidiyorum. O yüzden pek sert girmek istemedim. Trafikte tıkandı zaten. 1.6 dizel motor 130 beygir güç üretiyor. Bu makyajda 130 beygire güncellendi. Düşük devirden toplaması falan güzel yani. Düşük hızlardan çok rahat taşıyor. Debriyaj pedalı yumuşak. Bayağıdır yumuşak pedallı bir debriyaj olan araba kullanmamıştım. Beni şu an mesela şerit takip şeride sokuyor, sinyal vermedim diye. Onu da görmüş oldum. Bayağı da direksiyona direnç uyguluyor.
zaman da çok böyle paldır küldür geçmiyor. Motorun sesi de güzel. 2000'de bir civarında. Omurtusu böyle çok dizel gibi değil. Eski mesela 1.3 multijetlerin biraz daha tiz ve dizel olduğunu hissettiren omurtusu vardır. 1.6'nın sesi güzelmiş. Virajı neredeyse şerit takiple dönecek. Bana bayağı müdahale ediyor. Bu da güzel. Şimdi adaptif sabitlemeyi falan da dinleriz. Düz bir yola çıkabilirsek. 4'ten 6'ya at dedi. Bir atalım. Güzel bir şey bu arada. Çoğu arabada sadece görüntü oluyorken uyarı olmuyor. Bunun da uyarı vermesi de güzel. Mesela şu an 120'ye çıkacağım. 120 ile giderken sesi bir dinleyin. Rüzgar sesi, yol sesi. Yol sesi biraz geliyor. Rüzgar sesi o kadar çok gelmiyor. Şu an 120 küsurla gidiyoruz. O kadar sesli değil. O anlamıyla da güzel bir araba bence. Eski kasaya göre geliştirmeler var. Direksiyonun tasarımı güzel olmuş. Bu airbag'in küçük olması güzel. Ben zaten küçük airbag'de direksiyonları severim. Bu da o yönüyle güzel. Adaptif ayarladım. Şu an 120'yi adaptif ayarlayacağım. Evet. Mesafemi kısa yaptım. Şu an gaza ve frene dokunmuyorum. Öndeki arabayı da algıladı. 120 ile gidiyoruz. Öne yaklaşınca fren yapacak. Ön açıldı. Biz de mesela devam edelim. Önde bir araba daha var. Bu arada 120 ile giderken motor sesini de almıyorsunuz. Rüzgar sesi çok hafif gelmeye başlıyor ama o kadar yoğun gelmiyor. Yol sesi bir tık var. Bu arabada 17 jantlar var. Ve yerden yüksek bir araba. Onu göze aldığınızda bu da normal kabul edilebilir bir seviyede. Şu an hala 120 ile gidiyoruz. Yolda akışı konforlu bir otomobil. Kullanması konforlu. Uzun yolda da keyifli kullanımlar elde edebilirsiniz bence. Ufaktan ortaya geçsek mesela yavaşlatacak mı bizi görüp yani frende olsun da yine de. Evet, ben basmıyorum frene. Kendi yavaşlıyor şu an. Şu 110. Ya manuel viteste çok mantıklı olur mu diye düşünüyordum ama yani gayet zaten dizel olduğu için düşük devirden topluyor kendini kolaylıkla. Bu ekran güzel bir okunaklı, tekrar söylüyorum. Hoşuma gitti çünkü. Şöyle bakalım. Trip vesaire. Heh, driver assist şöyle mesela öndeki arabayı Fiat 500 olarak gösteriyor. Bu da güzel bir animasyon olmuş. Araç bilgisi. Yakıt tüketimine bakacağım. Şuradan galiba. Evet. Kilometre bölü litre olarak yazmışlar. 22.4 kilometre bölü litre. Onu ben ekrana litre bölü 100 kilometreye çevirip yazarım. 120'ye sabit 90'la gidiyoruz. Bu adaptif sabitleme olayı çok zevkli bir şey. Bence trafikte daha zevkli oluyor. Tabii otomatik vites olsaydı daha iyi olurdu. Ki bu bence Egea'nın kaybettiği nokta otomatik vitesin gelmemesi. Ya onunla ilgili bir çalışma var mı acaba mesela? Otomatik gelecek mi Egea'ya? 2022. İşte o zaman Egea satışları daha çok patlar bence. Çünkü otomatikten dolayı kaybediyor. Yoksa çok keyifli, kaliteli ve fiyatına göre düşündüğünüz zaman cidden çok mantıklı bir otomobil. Ben zaten sık sık da tavsiye ediyorum. Manuel vites çok önemli olmayan insanlar için diyorum hani Egea'ya bakabilirsiniz. Şu malzeme kalitesi falan yumuşak yani. Bayağı keyifli kullanım var. Adaptifi şöyle kapatalım. Gerçi kapatmasaydık da iyi olurdu da. Neyse. Bir daha çıkınca açarız. Vites geçişleri güzel. Kısa. Topuzu da güzel. Tutması keyifli. Mesela debriyajın kavrama noktası falan bayağı keyifli kullanması ve kolay yani. Kullanımda bir zorluk yaşamıyorsunuz. Buradan yüz mü gidecek? Sol at kendi. Görüntü uyarıyı test edelim. Uyarısı çok güzel ya. Güvenlik donanımları artık
Her araçta olması gerekiyor yani. Şöyle bir şey var. Bu araba launch artı güvenlik paketi. Evet, yani launch artı güvenlik paketi var. Bence zaten bunların eğer standart olması lazım. Standart olmalı. Baktığınız zaman artık giriş donanımlarında artık mesela ön bölge asistanını koymaya başladılar. İyice artık gelişmeli ve daha üst donanımlara çıktıkça hepsi standart zaten. O ayrı bir şey de. Vaz donanımları da koyulmalı yani. Ya bizdeki sıkıntı işte vergi. Yani vergi maliyetleri çok arttırdığı için, evet, fiyatları evet, çok arttırdığı için mümkün mertebe maliyetten kaçıyorlar. Hani az önce Taliant'ı söyledim. Ben Taliant'ta pazar araştırmasına çıktım. Kardeşim 200 bin liralık bir sedan araba. Adamlar lütfetmiş. Arka cam otomatiği koymuş. Hı. Sağdan boş böyle kendini özdeğinin içine doğru atacağım. Buradan at kendini. Şuradan ben at. Ben hani bir şey ne? Taliant yeni çıktığında işte pazardaki rakibimiz olacak şeklinde. Evet, boş paketine baktım. Ya şu anda araba 200 bin lira. Boş sedana paketi 1.0 atmosferik. Aynen. 180 bin lira. Biz video çektik zaten. Bakmıştık. Ha, ÖTV düştükten sonra değil mi? Aha. Tam ÖTV 180 bin lira baz donanımı giriş paketi. Evet. Arabada elektrikli ayna yok baz donanımda. Tabii. Yani baktığın zaman Egea'nın baz donanımlı 1.4'ü bile ondan çok çok daha iyi ve çok daha uygun. Uygun fiyat olarak. Aynen. Urban paket i20 şey Egea alabiliyorsun. i20 nereden çıktı? Evet. Ve Urban paketinde hani dünyanın donanımı var. Bir sürü hani malzeme kalitesi de çok şey değil. Evet, sert her yeri. Bunu evet, yumuşak mesela. Sağdan kardeşim. Sağdan kardeşim. Malzeme kalitesi de çok artı değil. Baktığın zaman Egea o yüzden çok mantıklı bir araba yani. O yüzden satıyor zaten. Araba uçak değil, gemi değil ama işte fayda maliyetinden uygun olduğu için. Yani Tofaş fiyat performans. Aynen, fiyat performansı da Tofaş bir strateji belirledi. Çok da güzel tuttu. Ki 1.4 atmosferi de bence gayet tatminkar yani. Mesela çoğu 1.4 atmosferik de iyi çok gidiyor. Daha iyi. Tabii. Ya şöyle vites oranlarını falan güzel ayarlamışlar. Bana hani 2018-2021'deyiz. 3 sene önce tamam Urban yani 1.3'ü 1.4'ü falan yine gidiyordu ama adamlar kendilerini bir konumlandırdılar. Fiyat özellikle olarak Easy olarak bir konumlandırdı. Bana 3 sene önce 1.4 Easy müdür deseydi ki araba alalım mı? Ya derdim siz araba satmayı mı bilmiyorsunuz? 1.4 Easy stoğa çekilir mi? Bir tane çekin. Hmm. Şu anda 1.4 Easy yok. Yok yani, bulamıyoruz. 3 senedir 1.4 Easy bulamıyoruz. Ciddi manada gidiyor ki yani bence gitmesi de mantıklı çünkü. Yani gördünüz araba gayet konforlu. Tabii. Yolda akışı güzel. Biraz zor. Ya Easy Plus dediğin araba da yani en nihayetinde yine hız sabit değil. Stop devreye girdi şu an. Gayet sessiz. Yani bugün şöyle 160-170 bin liraya araba alayım diyorsanız veya 180 bin liraya çıkabiliyorsanız bir 1.4 Urban Egea bence şu an 0 kilometre hem de yani. Çok mantıklı bir otomobil. Tabi biraz daha Cross'un Urban'ı da güzel mesela. Aynen. Yani aynen. Hem tasarımı güzel, hem donanımı klasik güzel, standart bir kullanıcı için çok yeterli. Daha ne olsun ya yani? Araba bile iyi kötü. Yine crossover türü araba. Aynen. Şuraya mesela düzensizliğe girdiğin zaman için acımaz. Şu kanalizasyondan geçeyim. Süspansiyon konforuna bakalım. Şurada bir çukur, ufak bir çukur var. Gayet iyi. Yani bugün normal C segmenti bir arabadan çok konfor anlamında farkı yok ki. Egea zaten segment anlamında birazcık arada kalmış gibi görünse de B.5'tan C diyorum ben. Kalitesi C, boyut biraz B'den büyük. Fiyat da zaten B ile C arasında, hatta B'den de uygun. Debriyajın kavrama noktası falan bayağı iyi ya. Yabancılık çekmedim o yönüyle. Gerçi ben zaten çok arabalara yabancılık çeken bir insan değilim. Konu itibariyle. Aynen, hem konu hem de küçüklükten gelen bir ilgi. O yüzden ama Egea'yı kullanmak kolay. Yani yön vermek, aynalara hakimsiniz. Yol tutuşu tek deneyemedik. Ama hissettiğim segment standartından yüksek. Yani B segmentinden yüksek. C ile hemen hemen aynı. Dediğim gibi net bir segment olmadığı için tam kıyaslayacak rakibi bulamıyorum. Rakibi bulamazsın. Aynen. Bayon var bunun rakibi. Geçen denedik onu da. Onunla hemen hemen aynı ama bu malzeme kalitesi olarak ondan bir tık daha üstte. Yani iç mekanda ben bunda daha konforlu hissettim kendimi. Bu da şundan dolayı malzeme kalitesi. Mesela direksiyonun derisi bile daha farklı değil mi? Daha iyi yani. Tablet mesela çok hoşuma gidiyor. Aynen. Bu ekran, çok iyi oldu. Bu ekran mükemmel. Buna diyecek bir şey yok. Hem grafikleri hem dokunmatı biz durağan halde incelemiştik. Nilüfer Şubesi'nde onu açıklamada bulabilirsiniz. Şöyle mesela basınca da
dip gaz yaptım. Bayağı yani 1.6'sı zaten konuşmaya gerek yok da 1.0'ı iyi bence. 1.0'ı da düşünebilirsiniz. 1.4 de alınabilir. Ya standart bir kullanıcıya hepsi zaten yeterli gelecektir ama biraz performans istiyorum ama çok pahalı istemiyorum diyorsanız 1.0'a bakın. Normal kullanıcıyım. Şehir içinde kullanacağım. Uzun yolda çok üzmesin. Yakıt da zaten muhtemelen 7-8 civarındadır 1.4'te. Bunun yakıtı da ben litre olarak çevireceğim. 22.4 km diyor 1 litreyle. Bir şey yok. Şu an atayım kendimi. Sınırını da çok aşmadan. Mesela sola atayım. 1.6 motor 130 beygir ile 320 mi motor? 320. Ciddi manada olmuş ya. 140 ile rüzgar sesi yavaş yavaş gelmeye başlıyor ki segment standardı 120'dir. Bu o anlamda da güzel. Yol sesi normal. Yani bayon denedik. Bayon da çok yüksek hıza çıkamadık. Ona göre de daha iyi. Yani çünkü onda 70-80'de bir tık yol sesi alıyorduk. Bunda o yol sesi 90'dan sonra gelmeye başladı. Çünkü oradan bir mantalite yürütüyorum. Onun haricinde başka ne anlatmadık? Maliyetleri, bunun fiyatı şimdi 258.000 Türk lirası. Launch 1.6. Launch 1.6. Yaklaşık olarak 9.000 lira gibi de paket fark var. Peki bunu mesela 1.4 Urban alsak en çok tutulan 190.000 falan. 194.000 lira. 194.000 lira. Yani 200.000 liranın altında gayet güzel bir otomobil alabiliriz. Ben hala 5 yılı destekliyormuşum. Alışkanlık olmuş. Mesela otomatik, manuel viteste adaptif sabitlemeyi de böyle gördüm. Debriyaj atınca gaz kesiyor. Vites atınca devam ediyor. Ben otomatik Egea'yı cidden tutacağını düşünmeye başladım. Özellikle bu deneyimden sonra Egea ciddi manada şu an piyasanın fiyat performans arabasıdır. Bunu çok net söylerim. Ama yani bu nasıl bir araba söyleyeyim? Tipik bir Türk kullanıcısı. Evden işe gidiyor, işten eve geliyor. Arada da uzun yola falan çıkıyor. İşte tam bu araba, bunun arabası. Şöyle mesafeyi ortaya koydum. Ben çok şey sevmiyorum. Yakın takip. İşte 120 ile konforlu bir şekilde girebiliyoruz. Bir yorgunluk hissetmiyoruz. Bir koltuğun. Hele koltukların yanal destekleri, baldırı mesafesi falan çok iyi. Isıtmalı koltuk da var bu arada donanımda. Koltuğun yanında. Kolumu böyle koyabiliyorum. Direksiyona yetişiyor. Çok yüksek de çok alçak kalmıyor. Omuz mesafesi de o yönüyle güzel. Mesela otobandaki viyadük geçişlerinde çok konforsuz, huzursuz veya sarsıntılı hissettirmiyor. Süspansiyonun çalışma karakteri de o yönüyle güzel. Biraz mesela sağa geçmemiz lazım. Adaptifi açık unuttum. Tabii hemen frenliyor bizi. Tabela tanıma sistemi var. 70 tabelasını gördü, beni uyarıyor ve içeride sokmaya çalışıyor da ben ortada kalmış olacağım öyle sokarsa. Bu asistanlar benim çok hoşuma gidiyor. Herhalde bizim arabada olmamasından dolayı olabilir. Hayat kurtarıyor gibi geliyor. Yani şu an mesela ön bölge asistanı olan bir arabada böyle telefona dalıp da kaza yapma riskiniz artık sıfır gibi. Yani çünkü araba kendi kendine frenliyor, kendi kendine şeride sokuyor, kendi kendine gidiyor. Bunlar güzel özellikler. Hele adaptif sabitlemenin VAG grubu için konuşalım bir özelliği vardı. Mesela direksiyon tutunuyor, direksiyon tutunuyor. Tutmayınca frenleyip kendini durduruyor. Bunda da var mı bilmiyorum ama ciddi manada çalışılmış donanımlar bunlar. Her ne kadar biz petrol etler olarak mekanik sevsek de böyle şehir içi yollarda bakalım. Bayi'ye gidene kadar. Bu
uzun bir test oldu. Sanırım kanalımızın en uzun test sürüşü olabilir. Bu imkanı bize sağladıkları için Bir Moto Otomotiv'e çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videonun başında da açıklamada onların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Ve araç hakkında sorularınız varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Merhabalar eşimden. Şu çok mükemmel bir geri görüş kamerası yok. Hafif pikselleri sayılıyor ama yani baktığınız zaman bu fiyata aldığınız bir otomobilde olması güzel bir şey ki geri görüş kamerasıyla açtım full. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.